Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu üç rengimle sizlere muhteşem bir örgü modelinin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Modelim çok kolay, çok güzel, çok farklı bir model. Umarım beğenirsiniz. Ben böyle üç tane rengi kombinledim. Bakalım güzel olacak mı? İlk kez bu renkleri kombinliyorum. Umarım beğenirsiniz. Bunlar için arkadaşlar 2,5 numaralı bir tığ kullanacağım. Sizler de ipinize göre tığınızı seçin. İplerim bebe yünü. Markaları farklı farklı arkadaşlar. Ama bebe yünü olduğunu söylemek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bir miktar zincir çekerek modelimizin anlatımına geçiyorum. Yapacağınız şey boyutunda zincirinizi çekin. Biraz da uzun çekin. 4-5 tane de fazladan zincir çekin ki sıra sonunda birinci sıra sonunda fazla geleni e, kesersiniz. Arkadaşlar bir de bu modelle yelek, battaniye, kazak, hırka ne isterseniz örebilirsiniz. Çok güzel battaniye olur özellikle çok yakışır. 2 renk veya 3 renk seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben size videonun sonunda 3 renkli görünüşünü ve tek renkli görünüşünü göstereceğim. Bakın modelim şöyle zincirle ben çek. Size 4 motif üzerinde anlatacağım modeli. Bunun için biraz daha zincir çektim. Hazırsanız başlayalım. Başını bir kez doluyorum. Bakın zincirimde geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirimden bu şekilde girdim. Ve buraya ikili bir pardon önce 1 sonra 2 sonra 2 çektiğim bir trabzan yaptım bu şekilde. Tekrar doladım. Aynı zincire girdim. Yine üçlü bir trabzan yaptım. Tekrar doladım. Aynı zincire girdim. Üçlü bir trabzan yaptım. Bu şekilde. Üç tane trabzanımı buraya oluşturdum. Tekrar başını doluyorum arkadaşlar. Şimdi şu geriye doğru şu kısımda biraz iplik dolayayım elimi. Şu alttaki zincirde bir ikinci zincire geriye doğru dönüp bakın bir iki. Şu tek telinden girip batıyorum ve ilmek alıyorum arkadan uzatıp Yukarıya doğru şöyle çaprazlama uzatıp ilkini tek çıktım. Sonra 3 tanesini birlikte çıkıyorum. Tekrar doladım. Aynı şekilde buraya tekrar batıyorum. Yine ilmek alıp yukarı doğru uzatıyorum. Birincisini tek çıkıyorum. Geri kalan 3 ilmeği de birlikte çıktım. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Tekrar doladım. Bakın aynı yere tekrar girdim. Yine uzatıyorum. Şöyle tabii ipin arası açıldı. Tekrar batacağım oraya arkadaşlar. Şöyle düzelttim. Tekrar doladım. Aynı yere girdim. Uzattım. İlk yine tek çıktım. Sonra üç tanesini birlikte şöyle çapraz bir görüntü oluşacak. Sonra başını bir kez doladım. Bakın zincirimde 1 2 3 4 5 6.'ya batıyorum. Burayı yuva edinip önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. Tekrar doladım. Aynı zincire girip üçlü trabzan yaptım. Bu 2 oldu. Tekrar doladım. Aynı zincire batıyorum. 3 tane bakın trabzanım oldu arkadaşlar. Şimdi bir kez doluyorum. Hemen şuradaki aradaki zincirden dibinden itibaren 1 2 iki. İkinci zincirime bu şekilde girdim. İlmek alıp bakın öne doğru şöyle çaprazlama uzatıyorum. İlk ilmeği tek çıktım. Geriye 3 tane kalıyor. Üçünü de birlikte çıktım. Bir kez doluyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Birincisini tek, kalan 3 ilmeği de birlikte. Tekrar doladım. Aynı yere battım. Birincisini tek, kalan üçünü birlikte. Bu şekilde arkadaşlar Tabanı oluşturuyoruz. Bundan sonraki aşamalarda bunu yapmayacağız. Bu işlemi sadece tabanda yapacağız. Bu şekilde tabanı kurmak için. Bir kez doladım. Bakın zincirimde yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimden giriyorum. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. Ve burada yaptıklarımın aynısını kalan burada aynısını yapıyorum. Şimdi ben buraya iki tane daha yapayım. Bir üst sıraya geçerken görüşelim. Arkadaşlar ben birinci sıramın sonuna geldim 1 2 3 4 tane motif üzerinde uyguladım şurada zincirim kalıyor bunu keseceğim sonrasında şu en sonuncu motifi de çaprazlamasını yaptıktan sonra kenara geldiğimiz zaman e, kaydırma yöntemiyle renk değişimi yapacağız arkadaşlar şöyle krem ipimi geçiriyorum ve burada bağlıyorum siz eğer renk değiştirmeyecekseniz aynen kaldığınız yerden devam edin. Üzerine. 1 şöyle sıkıştırıyorum 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve arka tarafına dönüyorum arkadaşlar arka tarafına döndüğümde başını bir kez doladım bakın şurada en alttaki zincirle beraber şu üsttekinin ikisinin altından bu şekilde giriyorum şöyle tutayım bakın şöyle girdim buradan kaldım ilmek aldım ve buraya üçlü trabzan yapıyorum Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim tekrar doladım aynı işlemi buraya yapacağım yine bakın altından girdim buradan ilmek çıkartıyorum önce bir sonra 2 sonra 2 şöyle göstereyim bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim aynısını buraya yapıyorum tekrar doladım bakın altından girdim buraya üçlü bir trabzan yapıyorum arkadaşlar Şimdi 8 tane zincirle buraya kapatacağım Sizin e, şu anda benle birlikte yapıyorsanız daha devam edeceğiniz çok şey var siz böyle devam edin Kenara geldiğinizde bu işlemi yapacaksınız yine 8 zincirimi çekiyorum 4 5 6 7 8 bakın direkt şu kenar trabzanının tepe zincirine direkt kapatıp bir sık iğnesi ile bağlıyorum şimdi 3 tane zincir çektim arkadaşlar ön yüzüne geldim Burada şöyle söyleyeyim kenarlarda bir tane tam yelpaze bir tane yarım yelpaze bir tane tam bir yarım şeklinde gidiyor Şimdi sıra yarımda başını doladım bakın şu ilk sık iğnenin içerisinden girdim buraya önce bir sonra iki sonra iki çektim başını bir kez doladım tekrardan girdim buraya baştaki 3 zincirimle beraber toplamda üç tane e, buraya trabzan yapmış oldum şimdi burada hiç zincir çekmiyorum aralarda bir kez doladım Bakın şu trabzanın tepe noktasına girip buraya üçlü trabzan yapıyorum 3 tane bir Doladım. Bakın. 2 Tekrar doladım. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. 1 2 3 seferde çıktım. Buraya üçlü trabzanımı yaptım. İplik alayım elime. Şimdi arkadaşlar burada başını doluyorum. Bakın şu zincir var ya. Şu zincirle beraber arkadan giriyorum altından. İlmek alıp zincirin içinden değil üstünden geçiyorum. Bakın Tekrar yapayım. Bakın başını doladım. Zincirimin altından bu şekilde girdim. ilmek aldım. Burayı böyle tutup düzeltip ilkini tek çıktım. Kalanını birlikte. 3 tanesini birlikte. Tekrar doladım. Aynı yere battım. İlkini tek çıktım. Kalanını birlikte. Tekrar doladım. Aynı şekilde battım. Bakın ilkini tek, üç tanesini birlikte. Burayı şöyle elimle düzeltiyorum. Böyle küp şekeri gibi bir görüntü oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden başını doladım. Sıradaki şu kısma geçiyorum. Ortadan battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bu birinci trabzanım. İkinci trabzanım. 3. Trabzanımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Başını bir kez doladım. Bakın şuradan batıyorum, uzatıp birincisini tek çıktım, tığımda 3 ilmek, hepsini bağladım, doladım, altından girdim, birincisini tek çıktım, hepsini birlikte çıktım, doladım, altından girdim, birincisini tek, hepsini birlikte çıktım. Şimdi devam ediyorum. Bir kez doladım. Bakın sıradaki bu araya batıyorum. Yine buraya da 3 tane trabzan yapacağım. Arkadaşlar bunu ben hemen kamera arkasında yapayım. Buralar gibi bunların aynısından buraya da yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben o kısmı da bu şekilde yaptım. Şimdi kenara geldiğimizde şöyle yapıyoruz bakın. Kenara geldiğimizde bu şekilde 8 zincirimiz duruyor. Biz hiç zincir çekmiyoruz. Başını dolayıp şu birinci zincirimizden bu şekilde batıyorum. Şöyle sıkıştırayım. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. 1 Tekrar doladım. 2 Tekrar doladım ve 3. Üç. 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Yarım yaptım. Neden? Çünkü başlangıçta da yarım yapmıştık. Burada da aynısını yaptık arkadaşlar. Şimdi bu noktada renk değişimi yapıyorum. Şöyle sıkıştırayım bunları. İsterseniz mavi ile devam edin. Ben şöyle diğer rengimi getirip diğer rengimle devam etmek istiyorum. 3 renkle daha güzel oluyor bence. Böyle pembe tonları, mor tonları veya sarı tonları gibi, mavi tonları gibi deneyebilirsiniz. Bu şekilde ipimi bağladım. Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çektim döndüm. Neden 8 zincir çekmedim onu söyleyeceğim. Çünkü burada yarım yapmıştık. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir kez doluyorum. Bakın şu zincirle birlikte şu ikisini birlikte toplayacağım. Altından girdim. Bakın şöyle. Altından girdim. Yukarı doğru tutup ha, Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir kez doladım. Bakın şuradaki aradan girip hepsinin içinden şöyle giriyorum. Ve buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi 8 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başını doladım. Aynı işlemi buraya yapıyorum. Bakın şöyle battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Tekrar doladım. Burada şu orta kısımdan batıp hepsini böyle bağlayacak şekilde çıkıyorum. Buraya üçlü bir Trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bakın aynısını buraya da yapıyorum. Şu ortadan giriyorum. Şu orta noktasından başını bir kez dolayarak kenara kadar geliyorum. Bakın. Tabanı kurdum yine. Şimdi 3 zincir çektim. burada kenar trabzanın tepesinden batıp buraya sık iğnesiyle sabitliyorum. Bu sıramızda arkadaşlar böyleydi. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 zincirli arka tarafa döndüm. Şimdi burada modeli kuracağım yine. Şöyle söyleyeyim. Tam trabzan, yarım trabzan, şimdi tam trabzan yapacağız. Yani model başa döndü. 1, 2, 3. sırada model başa dönüyor arkadaşlar. Tekrar doladım. 3. rengimde yani demek istedim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın böyle. 2, 3. Bakın 3 tane trabzan yaptım. Şimdi burada şöyle göstereyim. Başını bir kez doluyorum. Şuradan altından batıp buraya bu şekilde yaptım bakın tekrar doladım şöyle tabi buraya düzeltiyoruz. Sığdırmak için ve düzgün gözükmesi için ilkini tek kalanın üçünü birlikte. Tekrar doladım ilkini tek kalan üçünü birlikte bakın bu şekilde. Yaptıktan sonra arkadaşlar. Başını doladım bakın sıra burada. Buraya batıyorum tam orta noktasına. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Tekrar doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Yine bir tane daha yapıyorum. 3 trabzan olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra aşağılardaki gibi bir kez dolayıp şu zincirin altından geriye doğru girip buradan ilmek uzatıyorum. Hizasına getirip bakın ilkini tek kalan üçünü birlikte bir kez doladım. İlkini tek kalan üçünü birlikte bu işlemi üç kez yapıyoruz. Şu anda üçüncüsünü yapıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Sonrasında arkadaşlar bir üst sırada kenara kadar böyle geleceğiz. Yine bir üst sırada da Aynı işlemleri devamında uygulayacağız. Arkadaşlar bir sıra sona geldiğimiz zaman buradaki gibi kenar trabzanını şuraya yapmayı unutmayın. Bir sırada da bu e, yarım trabzanlı olan bakın şu başlangıcı yarım yelpaze olan sıranın aynısını yapacağız. Ben şimdi size bunun tamamlanmış halini göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimin tamamlanmış halini bu şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Ben böyle 3 tane renk ile yaptım. 3 renk ile duruşu bu şekilde. Daha öncesinde Alize Diva iple de yapmıştım. Mercerize ip de diyorlar sanırım buna. Onun duruşu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oysa ki bakın iki modelde aynı fakat ipin cinsine göre ve renk geçişine göre değişiyor. Gördüğünüz gibi sanki burada farklı bir model anlatmışım gibi olmuş. Özellikle şuradaki ip geçişleri bakın şuralardaki bir Ayrı bir hava katmış sanki. Ben öyle düşündüm. Sizce hangisi güzel olmuş? Koyu yeşil olan mı yoksa bu kremli, mavili, su yeşilli yaptığım mı daha güzel olmuş? Bunu bebe yünleriyle yaptım. Bunu da Mercerize ip diyorlar sanırım. Alize Diva ipleri bilenler bilir. Onunla yapmıştım arkadaşlar. Bununla çok güzel yazlık yelekler olur. Şallarda kullanabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar battaniye yapımlarında kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar çift taraflı kullanabileceğiniz harika bir modelin daha sonuna geldik. Kesinlikle bu modeli denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sıkılmadan izlediğiniz harika bir video olmuştur inşallah. Modelimi ve videomu beğendiyseniz bir tane beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Video yayınladıktan sonra yorumlar kısmında olacağım ve yorumlarınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.